Sektörün dünü ve bugününü iyi bilen, sektörün içerisinde yetişmiş idarecilerin bir araya gelerek kurmuş olduğu Etimer, Madencilik, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, 1992 yılında Marmara Adası'nda blok verimi ve en yüksek olan Viranköy ocaklarında kurulmuştur. Etimer Madencilik, Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi yaklaşık 80 kişiye istihdam sağlamaktadır. Etimer Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Günhan Yavuz, firmanın yaklaşık 18 yıldır faaliyette olduğunu belirterek çalışmalarını anlattı. Yaklaşık bir 80 arkadaşla beraber çalışıyoruz ekibimiz. 80 kişilik bir personelle çalışıyoruz. Yaklaşık da 17-18 yıllık bir firmayız. Şu an üretime devam ettiğimiz 2 tane maden ocağımız var Marmara Adası'nda, Saraylar Beldesi'nde. Aynı zamanda bir üretim tesisimizde de kesilmiş olarak sektöre cevap veriyoruz. Ülkemizde şöyle bir sorun var. Marmara mermeri aslında mermerin hası. Yani şimdi ben maden mühendisiyim aynı zamanda. Bize üniversitede de bu öğretildi. Yani Marmara mermerinin ana yapısı içinde bulunan elementlerle aslında asıl mermer Marmara mermeri. Dünya genelinde bu. Tabii ki. Yani şöyle bir gerçek var. Şimdi Osmanlı zamanına baktığınız zaman da kullanılan bütün, yani yapılan bütün büyük başyapıtlar, yani Dolmabahçe Sarayı olsun, Sultanahmet olsun, hep kullanılan mermer Marmara mermeri. Ama şu an Marmara mermeri dediğimizde mezar taşı falan, yani belli sınıflandırmalara girdik. Bu maalesef buradaki piyasada pazarlama sıkıntısı, reklam eksikliğinden kaynaklanıyor. Biraz da mimarlarımızın dikkatini çekmesi lazım. İşte ne yapıyoruz? Belli desenlerle kalıyoruz. Çünkü çok simetrik çizgilere sahip Marmara mermeri aynı zamanda. Günhan Yavuz, Saraylar Beldesi'nde mermer sektöründe yükseliş olduğunu belirterek, dünya pazarlarına daha hızlı açılmak istiyoruz dedi. Bir yükseliş var. Yani önümüzde geçen bir 10 seneye bakarsak çok ciddi fark var adada. Hem üretim olarak hem çalışan insanların daha kalifiye. Yönetimler birazcık daha resmi olarak düzene girdi. Tek eksiğimiz işte dünyaya açılma konusunda biraz geç kalıyoruz. İşte burada biz ağırlığımızı konuşturmak istiyoruz piyasada. Dünyaya daha hızlı açılma düşüncesindeyiz. Fuarlara katılmamız lazım. Bu taşı dünyaya tanıtmamız lazım. Eksik bu. Tek eksik bu. Reklam eksikliği. Bir 20 sene evvele bakıldığında mermer rakibi çok azdı. Şimdi mermer rakibi çok fazla. Yani seramikte olsun, kuvars artık yapılıyor. Rakip malzeme çok fazla. Mermere rakip olabilecek malzeme fazla. Bu mermeri de üretmenin çok ciddi bir maliyeti var tabii. Yani öyle diğerleri gibi fabrikasyon ürünü değil. Ama bu bir doğal taş. Yani doğal taş olmasının değerini bilmemiz lazım. Günhan Yavuz sektördeki sıkıntıları değerlendirdi. Bizim tabii buradaki en büyük karşılaştığımız zorluklardan biri, tüm maden sektöründe çalışan firmalarla olduğu gibi bizde de mazotun ülkemizde çok yüksek değerde tüketiciye ulaşması. Kesinlikle. Yani, öbür açıdan bakarsak iskelemiz yeterli mi? Tabii ki şu an baksanız gene 5-6 gemi sıra bekliyor. Ama bu gemi, yani bu limanı belli bir mesafe uzatabilsek, 1-2 vinçler koyup aynı anda 3-4 gemi yüklenecek kadar bir boyuta ulaştırabilirsek burada ihracatın daha hızlı olacağı düşüncesindeyiz. Günhan Yavuz, Saraylar Beldesi'nde yeni projeler olacağını belirtti. Üniversiteyi bitirene kadar İstanbul'da doğdum, büyüdüm, yaşadım. Buraya belli dönemler geliyor. Ama Marmara Adası, yani ben kendi babam diye konuşmuyorum hiçbir zaman, cidden çok değişti. Çok ciddi farklılıklar var. Yani buranın bir 7-8 sene evvelki haliyle şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Ben İstanbul'da yaşıyordum, burada tercih ediyorum şu an. İstanbul'da yaşamak yerine buraya yaşamayı tercih ediyorum. Bunlar hep planlanan şeyler. Yani şu an görevde bulunan başkanımızın da çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum ben. Güzel projeler var. Yarım kalan projeler var. Bunları devam ettireceğine de inanıyorum. Güzel şeyler olacak. Yani adamıza düzenleniyor. Her sene bir konser festivalimiz düzenleniyor. Belli sanatçılar geliyor. İyi sanatçılar geliyor. Güzel bir fitness salonu tasarladık. O da yapılacak inşallah. Bir banka şubesi açılması durumu var. Kısmet olursa babamızın adına da bir anaokulu yaptıracağız biz firma olarak. Yani babamızın adını nasıl yaşatırız dedik. Köyümüzde bir anaokulu eksikliğimiz var beldemizde. O açıda da biz kapatacağız Allah izin verirse. Günhan Yavuz çevre konusunda belirli yükümlülüklerimiz bulunuyor diye konuştu. Çevre konusunda tabii ki bizim belli bir yükümlülüklerimiz var. Yapmamız gereken bazı görevler var. Bir maden ocağı bırakıldığı zaman kapladığı hektar olarak bir yeşillendirme yapılmak zorunda. Yani bu bizim zaten İşimizin bir parçası. Bunu yapacağız.
Ama şurada bir de şöyle bir avantajımız var Marmara Adası'nda. Bir Türk firma, bir de yabancı firma burada kırma işi yapıyorlar. Yani mermerin atıkları değerlendiriyor. Bu işe Türkiye'nin ciddi şekilde yönelmesi lazım. Yani bu işi yurt dışından gelen yabancı firmalar bizim madenimizi değerlendireceğini bizim değerlendirmemiz lazım. Bunun için de devletin özellikle Türk firmalarına ciddi teşvik sağlaması lazım. Yani burada gelip bir yabancı bir firma, ülkesi önemli değil, gelip bu işi yapacağına bir Türk firmasına destek verilmeli, teşvik verilmeli. Biz yapmalıyız. Hem kullanılamayan malzemeyi kırıp değerlendireceğiz bu şekilde. Hem de çevre kirliliği ortadan kaldıracağız. Günhan Yavuz, Türkiye'de ocak çalıştırma maliyetlerinin yüksek olduğunu söyleyerek görüşlerini dile getirdi. Benim takip ettiğim kadarıyla Türkiye'deki mermer rezervinin şu an %45'i %50'si arası çalıştırılıyor, deniyor ve büyük ihtimalle doğru bir rakam. Ama ne var? Dediğimiz gibi Türkiye'de ocağa giriş maliyetleri, ocak çalıştırma maliyetleri çok yüksek olduğu için insanlar bu işe girerken çok korkarak giriyor. Hele önünde ciddi bir harfiyat çalışması varsa, yani şimdi maden gözüküyor diyelim ama üstünde 30 metrelik bir harfiyat söz konusu. Ondan kaçıyor insanlar. Çünkü çok ciddi bir maliyeti var o harfiyatı oradan kaldırmanın. Yani bu konularda biraz teşvik sağlanması lazım. Bizim gibi firmalara, bu sektörde uğraşan firmalara. Ki rezervimizi değerlendirebilelim. Onun dışında yani bu madeni sonuçta bir kez ihraç ediliyor, yenisi çıkmıyor. Bu bir ağaç değil, bir bitki değil. Bir kez satma şansımız var. Biz de blok satıyoruz ama şu gerçeği unutmayalım. Blok ne kadar satarsak, bir şeyi ne kadar işleyip, ne kadar değerli şekilde ihraç edersek o kadar fazla alırız. Aslında bu işte bir blok sınırı, kota sınırı koyulsa, herkes madeni işlemek zorunda kalsa hem madenin değeri artar, hem herkesin ocağının ömrü artar. Ama bunun için de işte devletin teşvik sağlaması lazım, belli bir kurallar koyması lazım. Yani yapılabilecek belki bir iki değişiklik olabilir. Günhan Yavuz konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik içerisinde mutlu bir bayram diliyorum dedi. Bir kere herkes birlik beraberlik içinde olsun. Küçük yerde yaşıyoruz. Hepimiz birbirimizin yüzüne bakıyoruz. Burada küslük, kırgınlık olmasın. Bizim burada beldemizde çok güzel bir yerde yaşıyoruz. Ama bazen birbirimizin değerini bilmiyoruz. Birbirimizi fazla incitiyoruz. Düşünmeden hareket ediyoruz. Birlik ve beraberlik içinde mutlu ve huzurlu bir bayram diliyorum ben herkese. İnşallah her şey herkesin gönlünce olur.